Evet, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Başlayalım. Ve iz ahadna mitaqakum la tesfikune dimaekum ve la tukhricune enfusekum min diyarikum thumma aqrartum ve entum teşhedün. Yine birbirinizin kanını dökmeyeceğinize ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza dair sizden kesin söz almıştık. Siz bu anlaşmayı kabul etmiştiniz ve hala da etmektesiniz. Yine sizden kesin söz almıştık. Misak ve ahd kavramlarını daha önce birden fazla yerde açıklamıştık. Daha önce geçmişti bunlar. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize iki şekilde yorumlanabilir. Yani başkasının kanını dökmeyeceksiniz. Aksi takdirde o da sizin kanınızı döker. Dolayısıyla kendi kanınızı dökmüş gibi olursunuz. Bir de bir kısmınız diğerinin kanını dökmeyecek manası verilebilir. Evlere girdiğinizde kendinize selam verin. Beyanında olduğu gibi. Yani bir kısmınız diğerinize selam versin. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza dair sizden kesin söz almıştık. Ayette ahdi bozma eylemi atalarında gerçekleşmiş olduğu halde Asr-ı Saadet'teki Yahudilere iki sebeple nispet edilmiştir. Ahdi bozanlar Asr-ı Saadet'ten önceki Yahudiler olduğu halde onlara iki sebeple nispet edilmiştir. Birincisi, sonraki Yahudilerin atalarının eylemine rıza göstermeleri. Atalarının yaptığı şeylerin arkasında durmaları, rıza göstermeleri. İkincisi, atalarınızı belli bir dine mensup olarak bulduk. Biz de onların izlediği yolu takip ederiz demeleri. Birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza. Bu da iki şekilde yorumlanabilir. Bir kısmınız diğerinizi çıkarmasın. Bir de başkalarını yurtlarından çıkarmayın ki siz de yurdunuzdan çıkarılmış olmayasınız. Birbirinizin karnını dökmeyeceksiniz. İlahi beyanında anlatıldığı üzere. Çok ilginç. Yani bunları günümüzden önceki okuyan kişiler ne alaka? Yani bu ayet Kur'an'da niye yer almış diye düşünebilirler. Tarihi bir olay diye düşünebilirler. Bak aynı şeyler tekrarlanıyor. İsrailoğullarından kan dökmeyeceklerine, yurtlarından kimseyi çıkartmayacaklarına dair ahit alındığı halde atalarının yaptığı gibi kendileri de aynı şeyi devam ediyorlar. Hem kan dökmeye hem Filistinlileri yurtlarından çıkartmaya. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin yer alması tarihi bir anlatı değil, güncel özelliğini de koruyor. Siz bu anlaşmayı kabul etmiştiniz ve hala da etmektesiniz. Ahdi ve misakı kabul etmiştiniz ve Tevrat'ta bulunduğuna dair şahitlik etmektesiniz şeklinde anlam vermek de mümkündür. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza dair sizden kesin söz almıştık. Siz bu anlaşmayı kabul etmiştiniz ve hala da etmektesiniz. Tümme entüm haulâ'i taktulûne enfüseküm ve tuhricûne ferîkan minkum min diyârihim tezahirûne aleyhim bil ithmi vel udvân ve in ye'tûkum usâra tufâdûhum ve hum muharramun aleykum ihrâcuhum efetü'minûne bi bazil kitâbi ve tekfirûne bi bazı femâ cezâ'u men yef'alu zâlike minkum illâ hizyun fil hayâti dünyâ ve yevmel kıyameti yuraddûne ilâ eşeddil azâb Allahu bi gafilin amma ta'melun. Buna rağmen siz, evet siz birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı zulüm ve düşmanlık hisleriyle yardımlaşıyorsunuz. Aynen günümüzdeki olaylar. Evet siz birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı zulüm ve düşmanlık hisleriyle yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size yasaklandığı halde esir olarak geldikleri takdirde esir muamelesi yoluyla kendilerini düşmana teslim ediyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten ibarettir. Kıyamet gününde ise böyleleri en şiddetli azaba sevk edileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Buna rağmen siz, evet siz, yani ey o kimseler ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Bir önceki ayetin
birbirinizin kanını dökmeyecek ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız mealindeki kısmında zikrettiğim iki yorum gibi açıklanması mümkündür. Yani birbirinizi öldürüyor, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarıyorsunuz. Onlara karşı zulüm ve düşmanlık hisleriyle yardımlaşıyorsunuz. Yani çıkarılmalar konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Bu ise açık bir zulüm ve düşmanca bir davranıştır. Onlar yurtlarından çıkarmak size yasaklandığı halde, yani onları yurtlarından çıkartmak size haram kılınmıştı. Buna rağmen çıkartıyorsunuz. Esir olarak size geldikleri takdirde ayetin bu kısmı düzenlemede her ne kadar sonra ise de mana bakımından önceki ayette bağlantılı olarak düşünülmelidir. Buna göre Cenab-ı Hak sanki şöyle buyurmuştur. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza ve esir olarak size geldikleri takdirde fidye karşılığında onları kurtaracağınıza sizden söz almıştık. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Esir mübadelesine inanmış, yurtlarından çıkarmayı ve kan dökmeyi ise inkar etmişlerdi. Başka bir ihtimale göre Tevrat'ta bulunan hüküm ve haberlerin bir kısmına inanmış, arzularına uygun düşmediği için Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem niteliklerini inkar etmişlerdi. Bir de kendilerinden olup başkalarının eline düşen esirleri fidye karşılığında kurtarmış, fakat başkalarının kadın ve çocuklarını esir statüsünde tutmuşlardı. Bunu bir not alalım. Siz bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten ibarettir. Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten ibarettir. Denildi ki dünyadaki zilletleri Nadiroğulların yurtlarından çıkarılıp Şam'a sürülmesidir. Bir de Kurayzoğulları ile savaşmak, kadın ve çocuklarını esir almaktır denilmiştir. Bu onlarla Müslümanlar arasında ortaya çıkan bir savaş hali münasebetiyle gerçekleşmiştir. Sizden bunu yapanın cezası dünyada zilletten ibarettir. Fakat dünyada buna müstahak olmuşlarsa da cezaya çarptırılmazlar. Ahirette ise azabın en şiddetlisine sevk edilirler. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Ancak o böylelerini korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Bir anında olduğu gibi. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bu bir tehdit ifadesi olup açıklamasını daha önce yapmıştık. Ulaikellezine işterevül hayâtet dünya bil ahireti fe lâ yuhaffefu anhumul azâb ve lâ hum. Onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış kimselerdir. Böylelerin azabı hafifletilmeyecek, kendilerine yardım da edilmeyecektir. Onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almışlardır. Muhtemeldir ki bunlar Peygamber olarak ortaya çıkışından önce nitelikleri kitaplarında yer aldığı için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş. Fakat arzularının aksine zuhur edince, kendi işlerinden değil Arapların işinden çıkınca onu inkar etmeye kalkışmışlardı. İşte ahirete karşılık dünya hayatını satın almaları bundan ibarettir. Hz. Muhammed'e inanmadan başlangıçta dalaleti hidayete ve dünya hayatını ahirete tercih etme anlamı da ihtimal dahilindedir. Bu da biraz önceki etiketlediğimizde aynı konu. Hz. Muhammed'in Tevrat'ta niteliklerinin anılması. Ekledik, ilerleyelim. Velegat ateyna Musa'l kitabe ve kaffeyna min ba'dihi bir rusuli ve ateyna İsa ibn Meryem'el beyinat ve eyyetnâhu bi ruhil kudüs efe kullemâ câekum rusulüm bimâ lâ tehvâ enfusukum istekbertüm feferîkan kezzebtüm ve feriqan taktulûn. Şu bir gerçek ki biz Musa'ya kitap verdik. Kendisinden sonra ardı ardına peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller ve mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs ile destekledik.
Ne zaman bir Allah elçisi nefislerinizin arzu etmediği şeylere getirmişse küstahlaşmış, Resullerin bir kısmını yalanlamış, bir kısmını da öldürmüş değil misiniz siz? Ne zaman Allah bir elçisini gönderse küstahlaşmış, Resullerin bir kısmını yalanlamış, bir kısmını da öldürmüş değil misiniz siz? Şu bir gerçek ki biz Musa'ya kitap verdik, yani Tevrat'ı. Ayetin bu anlama geldiği açıktır. Kendisinden sonra ardı ardına peygamberler gönderdik. Denildi ki ayette geçen ve kaffeyna peşinden getirdik demektir. Bu kelime kaf kökündendir. Bir peygamberin ardından diğer bir peygamber getirdik manasına geldiği ifade edilmiştir. Biz de onları birbiri ardından yok ettik. Mealindeki ayette olduğu gibi, yani birbirinden sonra peygamber gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller ve mucizeler verdik. Burada yer alan beyinat, kesin deliller anlamına geldiği ifade edilmiştir. Beyinatın çamurdan kuş şeklindeki topraktan yapılmış heykeli canlandırmak, ölüleri diriltmek, körü ve alacalıyı iyileştirmek, muhataplarının kendi evlerinde yedikleri ve biriktirip sonraya bıraktıkları şeyleri haber vermek gibi İsa'nın elinde zuhur eden mucizeler anlamına geldiği de söylenmiştir. Bazıları da beyinatın helal ve haramlar demek olduğunu belirtmiştir. Yerine göre bu anlama da geliyor ama burada mucizeler anlamında. Burasını işaretleyelim. Hazreti İsa'nın mucizeleri. Bir de beyinat kavramı. Mucize olarak sayılanlar, çamurdan kuş şeklinde yaptığı şeyi canlandırmak, ölüleri diriltmek, körü ve alacalıyı iyileştirmek, muhataplarının kendi evlerinde yedikleri veya sakladıkları şeylerin ne olduğunu söylemek, İsa'nın elinde zuhur eden mucizeler anlamına da gelebilir, gelmiştir. Bazıları da beyinatın helal ve haram belli olan şeyler olduğunu belirtmiştir. Şunu belirtilmesi gerekir ki peygamberler kendi özlerinde kesin delillere sahip olmuşlardır. Bu sebeple söyledikleri her sözün bir delile ve doğruluklarını dile getiren bir beyana dayanmasına ihtiyaç duymamışlardır. Çünkü bizzat kendileri birer delildi. Peygamberlerin kendileri birer delildi. Bu yüzden söyledikleri her sözün bir delile, doğruluklarının dile getirilen bir beyana dayanmasına ihtiyaç duymamışlardır. Çünkü bizzat kendileri birer delildi. Diğer insanlar ise kendi varlıklarıyla delil teşkil etmezler. Bunun için söyledikleri her sözü için doğruluklarını gösterecek bir delile ve hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan ayıracak bir delil gerekli olmuştur. Peygamberlerin doğruluğu, doğru zatı gereği doğru olmaları. Zatları gereği doğru olmaları sebebiyle özel bir delile ihtiyaç duymamışlardır ama diğer insanlar sözlerini teyit etmek için bir delile muhtaçtırlar. Onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Bu terkip hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ruhul Kudüs'ün Cebrail olduğu söylenmiştir. Yani biz onu Cebrail ile destekledik. Aslında Kudüs orijinal şekli Kuddüs'tür. Okunuşu kolaylaştırmak için vav harfi atılmıştır. Hz. İsa'nın Ruhul Kudüs'le desteklenmesi Allah'ın onu günahtan uzak tutup korumasıdır. Hatta şeytan herhangi bir sebeple tahrip etmek şöyle dursun, kendisine hiç yaklaşamamıştır bile. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Bir görüşe göre ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, ruh ile, ruhullah ile demektir. İsa'nın ruhunun aziz ve celil olan Allah'a izafeti, ruhullah,
İsa'nın ruhunun aziz ve celil olan Allah'a izafeti, İsa'yı yüceltip üstünlüğünü vurgulamak anlamına gelir. Bununla ilgili hatırlıyorsanız bir ilke geçmişti. Tekil şeyler Allah'a nispet edilirse o tekil şeyi yüceltmek için. Beytullah gibi durumda beyt yüceltilmiş oluyor. Çoğul şeyler Allah'a nispet edilirse o çoğul şeylerin değeri anlamında bir ilke geçmişti. Burada da ruhullah yani İsa'nın ruhunun Allah'a izafeti İsa'yı yüceltmek içindir. Bunun izahı şöyledir. Allah'a nispet edilen her cüz'i şey, aynı ilki burada da geldi. Allah'a nispet edilen her ferdi şey, o şeyin saygınlık ve üstünlüğünü göstermek hedefine yöneliktir. Mesela Hz. Musa için Kelimullah, Hz. Musa'nın yüceltilmesi, İsa için Ruhullah, Hz. İsa'nın yüceltilmesi, İbrahim için Halilullah denilmesi ki bunlar saygınlık ve üstünlük ifade eder. O fert için, İsa için, Musa için, Halilullah için. Buna mukabil külli şeyin Allah'a izafe edilmesi Allah'ı yüceltme ve tenzih etme hedefine yöneliktir. Göklerin ve yerin Rabbi gibi, göklerin ve yer çoğul, bunun Allah'a izafeti Allah'ı yüceltmek içindir. Şimdi bunu daha önce almıştık. Aynı ilkeyi bir daha alalım. Allah'a nispet edilen her cüz'i şey o şeyin saygınlık ve üstünlüğünü göstermek içindir. Buna mukabil külli şeyin ona izafeti onu Allah'a yüceltmek içindir. Evet, bu ilkeye göre ferdi şeylerin Allah'a nispeti o ferdi yüceltmek için Kelimullah, Ruhullah, Halilullah gibi. Ne zaman bir Allah elçisi nefislerinizin arzu etmediği şeyleri getirmişse küstahlaşmış, Resullerin bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmüş değil misiniz? Ayetin zahirine bakılırsa İsrailoğulları Resullerin bir kısmını yalanlamış, bir kısmını da öldürmüştür. Bazı alimler, biz mutlaka Resullerimize zafer vereceğiz. Onlar, evet onlar mutlaka muzaffer kılınacaklardır. Mealindeki ayetlere dayanarak İsrailoğulların Resulleri değil, Nebileri öldürdüklerini söyler. Biz Resullere zafer vereceğiz. Onlar, evet mutlaka muzaffer kılınacaktır. Mealindeki ayetlere dayanarak bazıları İsrailoğullarının Resulleri değil, Nebileri öldürdüklerini söyler. Çünkü Allah bu beyanlarında Resullerine yardım edeceğini ifade etmiştir. Allah'ın yardım ettiği kimse öldürülemez. Bazıları da İsrailoğullarının hem Resulleri hem de Nebileri öldürdüklerini kanaatini taşır. Biz deriz ki biz mutlaka Resullerimize zafer vereceğiz beyanı Resullerden biri hakkında gerçekleşirken diğeri hakkında gerçekleşmeyebilir. Biz mutlaka Resullerimize zafer vereceğiz beyanı. Resullerden biri hakkında gerçekleşirken diğer hakkında gerçekleşmeyebilir. Allah'ın zafer verdiği kimse öldürülemez. Yahut sözü edilen zafer ve yardım delil ve mucizeler yoluyla gerçekleşir. Burasının hepsini bir seçelim. Resullerin veya nebilerin öldürülmesi. Allah'ın vaadi. Ekleyelim. Dursun. Biz deriz ki biz mutlaka Resullerimize zafer vereceğiz beyanı. Resullerden biri hakkında gerçekleşirken diğer hakkında gerçekleşmeyebilir. Yani umum ifade etmez diye anlamış. Allah'ın zafer verdiği kimse öldürülemez. Yahut sözü edilen zafer ve yardım delil ve mucizeler yoluyla gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber'in nübüvvetine dair delil,
Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette Muhammed'in en üstün mertebedeki salat ve selam ona olsun, risalet ve nübüvvetinin kanıtlanması bulunmaktadır. Çünkü o, İsrailoğullarının bazı resulleri yalanlayıp bazılarını öldürdüklerini haber vermiş. Onlar da buna itiraz etmemiştir. İsrailoğulları Hz. Muhammed'in resul olup söylediklerine Allah sayesinde muttali bulunduğunu bilmeselerdi, susma yolunu tercih etmezlerdi. Burayı da seçelim. Ve kalu kulubuna gulf bel leanehumullah bi kufrihim fe qalilen ma yu'minun. Onlar kalplerimiz perdelidir dediler. Gerçek şu ki Allah küfürleri yüzünden kendilerine lanet etmiştir. Artık onlar çok az inanırlar. Kulubuna gulf bel leanehumullah bi kufrihim. Onlar kalplerimiz perdelidir dediler. Gerçek şu ki Allah küfürleri yüzünden kendilerine lanet etmiştir. Onlar kalplerimiz perdelidir dediler. Yani perdelerin altında olup üzerinde örtü vardır. Senin söylediklerini anlamıyor, dile getirdiklerine nüfuz edemiyoruz. İsrailoğulları duydukları şeylerden hoşlanmadıkları için kendilerine hitap edilemeyeceğini iddia ediyorlar. Cenab-ı Hak gerçek şu ki Allah onlara lanet etmiştir. Mealindeki beyanıyla iddia sahiplerini yalanlamıştır. Lanet etmiştir. Yani inkarları, azgınlıkları, Resulullah'ı yalanlama noktasında ellerinden geleni yapmaları ve ona karşı sürekli direniş göstermeleri yüzünden rahmetinden uzaklaştırmıştır. İnkarları, azgınlıkları, Resulullah'ı yalanlama noktasında ellerinden geleni yapmaları ve ona karşı sürekli direniş göstermeleri yüzünden rahmetinden uzaklaştırmıştır. Aslında onların zihni kapasiteleri iddia ettikleri gibi söylenenleri anlamayacak bir konumda bulunmuyordu. Ancak tefekkür ve istidlali isteyerek terk ettikleri için bu duruma düştüler. Kalplerimiz perdeli olması, onlar zihni kapasite açısından iddia ettikleri gibi söylenenleri anlamayacak bir konumda bulunmuyorlardı. Ancak tefekkür ve istidlali isteyerek terk ettikleri için bu duruma düşmüşlerdir. Kalplerimiz perdelidir. Bu beyan hakkında şöyle bir yorum da yapılmıştır. Kalplerimiz söylenen ve öne sürülen şeyleri anlayıp kavrayacak yerler gibidir. Ne var ki senin söylediklerini anlayıp kavrayamıyoruz. Onlar doğru ve yerinde olsaydı anlar kavrardık. Yani Yahudiler bu sözleriyle Resulullah'ın tebliğ ettiği şeyleri kökünden çürüttüklerini sanıyorlardı. Bu, Hz. Şuayb kavminin söylediği söze benzemektedir. Senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Artık onlar çok az inanırlar. İki şekilde yorumlanmıştır. Biri, Tevrat'ın muhtevasından az bir kısma inanırlar. Çünkü Hz. Muhammed'in niteliklerini bilmişler, tahrif ederek inanmamışlardır. Bir de şöyle denilmiştir. Onlardan küçük bir kesim peygamberlere inanmışlardır. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah katından ellerindeki vahyi doğrulayan bir kitap gelince ki daha önceki inkarcılara karşı böyle bir kitapla sürekli zafer talep ediyorlardı. Evet,
geleceğini bildirdikleri şey karşılarına dikilince onu inkar ettiler. Ve lemma ca'ehum kitab min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ve kanu min qablu yastaftihuna alellezine keferu felemma ca'ehum ma'arafu keferu bihi. Daha önce inkarcılara karşı sürekli zafer talep ediyorlardı. Evet, geleceğini bildirdikleri şey karşılarına dikilince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Allah katından ellerindeki vahyi doğrulayan bir kitap gelince, bu kitabın yanlarındaki kitapla çatışma değil, uyum içinde bulunduğunu bilmeselerdi, karşı tavır alır ve nuru söndürüp ortadan kaldırmaya gayret gösterirlerdi. Gerçekte teşebbüse geçmeyip herhangi bir eyleme girişmemeleri onun ellerindeki Tevrat'la uyum içinde bulunduğu gerçeğine ulaştıklarını gösterir. Bunda ise Hz. Muhammed'in nübüvvetinin işareti bulunmaktadır. Halbuki daha önce inkarcılara karşı böyle bir kitapla sürekli zafer talep ediyorlardı. Buradaki yesteftihune yardım ve zafer bekliyorlardı demektir. İnkarcılara karşı yani Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak görevlendirilmesinden önce şöyle diyorlardı: Allah'ım, göndereceğin peygamber hürmetine bize zafer ver. Fakat sözü edilen peygamber kendi arzu ve istekleri doğrultusunda gelmeyince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Bi'semmişterav bihi enfüsehum en yekfuru bima enzelallah bayen ey yunezzilallah min fadlihi ala men yeşa min ibadihi febâ'u bi gazabin ala gazab velil kafirine azabun mühin. Allah'ın kullarından dilediği kimseye lütfuyla vahiy indirmesini kıskandıkları için gönderdiği kitabı inkar etmeleri, evet, bu bedel ile kendilerini satıp harcamaları ne kadar kötüdür. Allah'ın kullarından dilediği kimseye lütfuyla vahiy indirmesini kıskandıkları için gönderdiği kitabı inkar etmeleri, evet, bu bedel ile kendilerini satıp harcamaları ne kadar kötüdür. Onlar böylece gazap üstüne gazaba müstehak olmuşlardır. Küfür ve inkar yoluna saplananlar için zillet verici bir azap vardır. Gönderdiği kitabı inkar etmeleri, evet, bu bedel ile kendilerini satıp harcamaları ne kadar kötüdür. Allah buyuruyor ki, kurtuluşlarına vesile olan şeyi verip mahvolmalarına götürecek şeyi satın almışlardır. Şöyle ki onlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özelliklerini kitaplarında buldukları için gelişinden önce iman etmişlerdi. Bu onların ahiretteki kurtuluş vesilesiydi. Fakat fiilen gelişinden sonra onu inkar ettiler. Bu da mahvolmaları ve harcamalarıydı. Şöyle de denilmiştir: o bedel ile kendilerini satıp harcamaları ne kadar kötüdür. Ahiret azabının eşlik ettiği dünyanın geçici ve basit menfaati ile. Burayı da aynı yere ekleyelim. Bağyen kıskandıkları için diye yorumlanmıştır. Şunun için ki Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi oldukları Yakub'un İsrail neslinden gelmesini istiyorlardı. Hazreti Muhammed yani yeni peygamberin İsrail'in Yakub'un neslinden gelmesini istiyorlardı. Fakat Arapların atası olan İsmail'in neslinden gelince kıskançlıkları yüzünden onu inkar edip niteliklerini gizlemişlerdir. Yeni peygamberin Yakub'un yani İsrail'in neslinden gelmesi için dua ediyorlardı. Fakat Arapların atası olan İsmail'in neslinden gelince kıskançlıkları yüzünden onu inkar edip niteliklerini gizlemişlerdir. Allah'ın kullarından dilediği kimseye lütfuyla vahiy indirmesi, yani Hz. Muhammed'e
nübüvvet verip kitap indirmesi. Bir de bayen kelimesi zulmen diye yorumlanmıştır. İsrailoğulları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar edip yalanlamak suretiyle kendilerine zulmetmişlerdir. Febaü yani müstehak oldular. Manasını da daha önce açıklamıştık. Gazap üstüne gazaba iki şekilde yorumlanabilir. Denildi ki İsa aleyhisselamı ve getirdiği mesajı inkar etmeleri yüzünden Allah'tan gelen gazabın üstüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de inkar etmeleri yüzünden ikinci bir gazaba müstehak olmuşlardır. Bir de lanet üzerine lanete müstehak olmalarının sebebi isyan üstüne isyan etmeleri, günah üstüne günah işlemeleridir. Ve izâ gîle lehum âminû bimâ enzelallah kâlû nû'minû bimâ unzile aleynâ ve yekfurûne bimâ verâehu ve huvel hak musaddikan lima ma'ahum kul felime taktulûne enbiyâ Allah min kablu in kuntum müminîn. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba iman edin denildiği zaman biz sadece kendimize indirilene inanırız diye cevap verir ve onun dışındaki vahyi inkar ederler. Halbuki o ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelen hak bir kitaptır. Kur'an ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelen hak bir kitaptır. De ki gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın gönderdiği peygamberleri neden öldürdünüz? Onlara Allah'ın indirdiği kitaba iman edin denildiği zaman yani Muhammed'e indirilen Kur'an'a biz sadece kendimize indirilene inanırız derler. Yani Tevrat'a inanırız derler. Aslında onlar Tevrat'a da inanmış değillerdi. Çünkü inanmış olsalardı bu imanın içinde Muhammed'e, ona indirilene, bütün nebi ve resullere ve onlara vahyedilen her şeye imanın yer alması gerekirdi. Şu sebeple ki Tevrat'ta bütün peygamberlere ve kitaplara iman emri yer almaktadır. Cenab-ı Hak ellerindeki kitabı doğrulayan ve onunla uyum içinde bulunan buyurmuştur. Birbirleriyle uyum içinde olduklarına göre bunlardan birine iman etmek bütün ilahi kitaplara iman etmektir. Onun dışındaki vahyi inkar ederler. Denildi ki Tevrat'ın dışında kalan İncil'i ve Furkan'ı inkar ettiler. Bir bakıma Allah şöyle buyurmuştur. Tevrat'ın dışında kalanı hak olduğu halde inkar ettiler. Halbuki bu iki kitap Furkan ve İncil kendi ellerinde bulunanla uyum içinde olup muhalif değildir. Onun dışındakini inkar ederler. Yani Musa'dan başka İsa ve Muhammed'i inkar ederler. Min veraihi buyurmuş gibi. Onun dışındakileri yani Musa'dan başka İsa ve Muhammed peygamberi inkar ederler. Furkan ve İncil'i yani Kur'an ve İncil'i. De ki gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın gönderdiği peygamberleri neden öldürdünüz? Derlerse ki peygamberleri biz öldürmedik, biz müminiz. Buna şöyle cevap verilir. Öldürme fiiline bizzat üstlenmediyseniz de katillerin yaptığına rıza gösterip beraberliğinizi sürdürdünüz. Zulme rıza zulümdür meselesi. Bizzat Peygamberimiz zamanındaki Yahudiler öldürme fiilini yapmasalar da katillerin yaptığına rıza göstermeleri sebebiyle bu beraberliği sürdürdünüz. Şu da var ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye defalarca teşebbüs ettiler. Bu sebeple de adam öldürme olayı kendilerine nispet edilmiştir. Şöyle de denildi. Aziz ve celil olan Allah elçisi Efendimiz Muhammed'e İsrailoğullarının nihai noktada mantıksız olan davranışlarını, azgınlıklarını ve kendisini yalanlamalarındaki inatlarını haber vermektedir. Şöyle ki Hazreti Peygamber Yahudileri kendisine ve Kur'an'a iman etmeye davet etmiş. Onlar da önceki peygamberlerin yaptıkları gibi sen de bize hissi mucizeler ve kurban getir diyerek cevap vermişlerdir. İşte aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, önceki peygamberler sözünü ettiğiniz mucizeleri ve kurbanı atalarınıza getirmiş fakat onlar peygamberleri öldürmüştü. Cenab-ı Hak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki onlara
Niye öldürdünüz diye sor. Atalarınız Muhammed'den önceki peygamberleri niçin öldürmüşlerdi? Eğer Allah gökten gelecek ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı Tevrat'ta bize emretti şeklinde iddianızda samimiyseniz peygamberler bu söylediklerini getirmişlerdi. Peki niçin onları öldürmüşlerdi? Ya İsrailoğulları her ne kadar Hz. Muhammed'in nübüvvetinin belirgin hale gelmesi sonucu onun hak peygamber olduğunu anlamışlarsa da bu tartışma yöntemini geçmişlerinden almışlardı. İnatlaşıp iman etmemelerini geçmişlerinden almışlardı. Siz sonra gelen Yahudiler, öncekilere özeniyorsunuz. Hatta gözlerinizle gördüğünüz gibi elinizle haklı hiçbir delil yokken aynı mucizeler size verilse bile özentinizden vazgeçmeyeceksiniz. Özentinizden vazgeçemezsiniz. Şimdi şu kısmı bir işaretleyip geçelim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Andolsun ki Musa size apaçık deliller ve mucizeler getirmişti. Sonra siz onun yokluğunda haddi aşarak bu zayıfı tane edinmiştiniz. Andolsun ki Musa size apaçık deliller ve mucizeler getirmişti. Ayette geçen beyinat kelimesi daha önce açıkladığımız üzere benzeri yapılamayan mucizeler, akıllara durgunluk getiren kanıtlar ve apaçık bürhanlardan ibaret olup bunların hepsi Hz. Musa'nın risalet ve nübüvvetini desteklemekte ve tebliğatının haklılığını kanıtlamakta. Dolayısıyla bunların Allah'tan olduklarını göstermekteydi. Ve yine kelimesi benzeri yapılamayan mucizeler, akıllara durgunluk getiren kanıtlar apaçık bürhanlardan ibaret olup bunların hepsi Hz. Musa'nın risalet ve nübüvvetini desteklemekte ve tebliğatının haklılığını kanıtlamakta. Dolayısıyla bunların Allah'tan olduklarını göstermekteydi. Hz. Musa'nın bütün bunları getirmesine rağmen İsrailoğulları uzağıya tapınıp onu tanrı edindiler. Allah'a karşı ise kafir tavrını takındılar. Cenab-ı Hak bunları haber vermek suretiyle peygamberini teselli etmektedir. Ta ki Resul-i Ekrem Allah elçileri içinde yalanlanan ve inkarla karşılananların ilk olduğunu zannetmesin. Dolayısıyla inkarcıların yersiz söylenti ve davranışlarından canı sıkılmasın. Bu yorum şu ilahi beyana benzemektedir. Peygamberlerin kıssalarından kalbini rahatlatan her haberi sana anlatıyoruz. Cenab-ı Hak bunlara haber vermek suretiyle peygamberini teselli etmektedir. Ta ki Resul-i Ekrem Allah elçiler içinde yalanlanan ve inkarla karşılaşanların ilki olduğunu zannetmesin. Dolayısıyla inkarcıların yersiz söylenti ve davranışlarından canı sıkılmasın. Şu kısmı beyinat diye bir alalım. Beyinat kavramı yazmıştık. Beyinat. Bir de şu kısmı kıssaların hikmeti diye alabiliriz. Evet. Burada da zanına karşı bilgi desteği dedim. Peygamberimiz de yalnız olduğunu zannetmesin diye Allah bilgi veriyor. Yani psikolojik olarak üzüntü duymasın diye bilgiyle destekliyor. Sen ilki değilsin. Yalanlanan peygamberlerin ilki değilsin diye.
Ve iz ehadnâ mîtâkakum ve refa'nâ fevkakumut-tûr huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesme'û kâlû semînâ ve asaynâ ve uşribû fî kulûbihimul icle bi küfrihim kul bi istemâ ye'murukum bihi îmânukum in kuntum mü'minîn. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış. Tepenizde yükselttiğimiz Tur dağının altında verdiğimiz talimata bütün gücünüzle sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar sözünü işittik fakat emrine isyan ettik diye cevap verdiler. Onlar sözünü işittik fakat emrine isyan ettik diye cevap verdiler. Küfür ve inkarlar sebebiyle buzağı sevgisi kalplerine sindirilmişti. De ki eğer inanıyorsanız imanınız sizi ne kötü şeylere yöneltiyor. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, tepenizde yükselttiğimiz Tur dağının altında verdiğimiz talimata bütün gücünüzle sarılın demiştik. Daha önce bu konuda Allah'ın izniyle tatmin edici bilgi vermiştik. Dinleyin. İki şekilde yorumlanabilir. Vesme'u icabet ve itaat edin. Ancak bu itaat ediş insanlar arasında kullanılabilecek bir şeydir. Aziz ve celil olan Allah'a itaat kavramına nispet etmek caiz değildir. Allah itaat etti denemez. Dinlemek manasına gelen sem kavramının nispeti ise mümkündür. Resulullah semi Allahu limen hamide deyişi gibi. Allah hamd edeni işitti deyişi gibi. Onlar sözünü işittik fakat emrine isyan ettik dediler. Ne var ki emrine isyan ettik ifadesi işittik sözlerinin hemen ardından değil bir süre sonra gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü denildiğine göre İsrailoğulları bazı müeyyideler ve hükümler içerdiklerinden Tevrat'ın mesajlarını benimsemekten çekinince Allah Teala Tur Dağı'nı tepelerine yükseltmiş, onun üzerine düşürülmesinden korktukları için kabul edip itaat ettik demişler. Dağ oradan uzaklaşıp yerine gidince de isyan ettik ifadesini kullanmışlardır. Denildiğine göre İsrailoğulları bazı müeyyideler ve hükümler içerdiklerinden Tevrat'ın mesajlarını benimsemekten çekinince Allah Teala Tur Dağı'nı tepelerine yükseltmiş, onun üzerine düşürülmesinden korktukları için kabul edip itaat ettik demişler. Daha oradan uzaklaşıp yerine gidince de isyan ettik ifadesini kullanmışlardır. Bu şu ilahi beyana benzemektedir. Ondan sonra sözünüzden döndünüz. Onların sözlerinden dönüş yapmaları bir süre sonra olmuştur. Küfür ve inkarları sebebiyle buzağı sevgisi kalplerine sindirilmişti. Denildi ki uşribu yani aziz ve celil olan Allah'ı inkarları sebebiyle buzağıya tapma sevgisi kalplerine yerleştirilmişti. Bir de kendilerine buzağı sevgisi konulmuştu ki suku diye de yorumlanmıştır. Nakledildiğine göre Hz. Musa buzağıyı yakıp tozunu toprağını denize atınca da ona olan tutkuları sebebiyle deniz suyundan içmeye başlamışlardı. Hz. Musa buzağıyı yakıp tozunu toprağını denize atınca da ona olan tutkuları sebebiyle deniz suyundan içmeye başlamışlardı. Yine denildi ki buzağı yakılıp kalıntıları denize atılınca suyu yalamaya başlamış ve bu yüzden yüzleri sararmıştı. Bir de şu yorumu yapılmıştır. İsrailoğulları Tevrat'taki uygulaması çetin hükümleri görünce buzağıya tapmak Tevrat'taki şeriatlardan kolaydır demişlerdir. Bu yorumların hepsi buzağı sevgisinin yansımaları noktasında birleşir. Peki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeylere yöneltiyor? Buna göre mana verilmiştir. Ey Muhammed, de ki buzağıya inanmanız sizi ne kötü şeye yöneltiyor. Aziz ve celil olan Allah'ı inkara. Bir de şöyle denildi. Tevrat'a imanınız sizi ne kötü şeye yöneltiyor. Çünkü siz orada niteliklerini bulduğunuz halde Muhammed'i inkar ettiniz. Kul in kânet lekumü darul âhiretü indallâh hâlisaten min dûnin nâs فَتَمَنَّبُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki Allah katında ahiret hayatının mutluluğu diğer insanlara değil de size özgü ise ve bu kanaatinizde samimiyseniz haydi ölümü temenni edin. De ki Allah katında ahiret hayatının mutluluğu diğer insanlara değil de size özgü ise haydi ölümü temenni edin. Bunun açıklaması şudur ki
Allah Teala'nın düşmanları şu ilahi beyanlarla sabit olduğu üzere ahirette cennet bize aittir diyorlardı. Cennete Yahudi veya Hristiyanlardan başkası giremeyecektir. Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz. Bunun üzerine Cenab-ı Hak peygamberine onlara şöyle demesini emretti. İddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu size aitse ve siz yine söylediğiniz gibi Allah'ın oğulları ve sevdikleriyseniz, evet bunda samimiyseniz ölümü temenni edin. Çünkü kişinin kendi evine ve bahçesine intikal etmeyi hoş karşılamaması şöyle dursun, buna mutlaka arzu eder. Yine insan babasına, oğluna, sevdiğine gitmeyi hiçbir zaman yadırgamaz. Onların eziyet ve azabından endişe etmez. Aksine onların yanında ikramlar ve hediyeler bulunur. Durum söylediğiniz gibi ise dünyanın elem ve kederinden ayrıca meşakkatlerine göğüs germekten kurtulmanız için ölümü temenni edin. Eğer ahiret mutluluğunun size özgü kılındığı ve kendiniz Allah'ın oğulları ve sevdikleri olduğunuz yolundaki iddianızda samimiyseniz. Eğer denilirse ki siz ahiretin müminlere ait olduğunu söylüyorsunuz fakat hiç kimse ölmeyi temenni et dendiğinde onu temenni etmez. Şu halde ölümü temenni etmeyi Yahudilere karşı delil getirmenizin anlamı nedir? Ölüm müminler nezdinde nasılsa Yahudiler nezdinde de öyledir. Biraz önceki aynı konu ölümü temenni etmek. Eğer siz ahiretin müminlere ait olduğunu söylüyorsunuz fakat hiç kimse ölmeyi temenni et dediğinde onu temenni etmez. Şu halde ölümü temenni etmeyi Yahudilere karşı delil getirmenizin anlamı nedir? Ölüm müminler nezdinde nasılsa Yahudiler nezdinde de öyledir. Buna şöyle cevap verilir. İki yönden fark vardır. Birincisi, Yahudilerin Allah nezdinde kendileri için biçtikleri değeri müminler biçmemiştir. Binaenaleyh Yahudilerin ölümü temenni edişlerinde kendilerine yönelik olarak iddia ettiklerinin ispatı vardır. Bundan çekinmelerinde ise Resulullah'ın yaptığı ölümü temenni ediş teklifindeki doğruluğun ispatı vardır. İkincisi değindiğimiz husustur ki onlar Allah'ın oğulları ve sevdikleri olduklarını ileri sürmüşlerdir. Ölümü temenni edişlerinde iddia ettikleri dosta ve babaya kavuşturulmaları söz konusudur. Sevdiğinden ve babasından kaçıp nefret eden bir insan yoktur. Şu halde onların bundan çekinmeleri iddialarında samimi olmadıklarını gösterir. Bazıları ölümü temenni edin, ilahi beyanını hatırlatarak sorarlarsa ki İsrailoğulları ölümü temenni ettikleri takdirde kendileri için belirlenen vade ecel gelmeden ömürleri sona ermiş olmaz. Sözü edilen ifadede ise ecelleri belirlenen zamanın öncesine çekmek gibi bir durum söz konusudur. Halbuki Allah Teala her toplum için bir vade belirlenmiştir. Onların vadeleri gelince ne bir an gecikirler ne de bir an öne geçebilirler buyurmuştur. Şöyle cevap verilir. Şunu ölümü temenni etmek diye işaretleyelim. Bu kısımda ecelin değişmesi. Buna şöyle cevap verilir. Allah Teala geçmiş ezeli ilminde ölümü temenni etmeyeceklerini bilmiş ve vadelerini ona göre belirlemiştir. Allah Teala ezeli ilminde ölümü temenni etmeyeceklerini bilmiş ve vadelerini ona göre belirlemiştir. Onun ilmi temenni edecekleri şeklinde gerçekleşseydi vadelerini başlangıçta ona göre belirlerdi. Hısım akraba ile ilişkileri sürdürmek ömrü uzatır. İşte akraba ile sıla-i rahim ömrü uzatır. Mealindeki rivayet edilen hadis içinde aynı açıklamanın yapılması münasiptir. Allah Teala geçmiş ezeli ilminde ölümü temenni etmeyeceklerini bilmiş ve vaadelerini ona göre belirlemiştir.
Hısım akraba ile irtibat sıra-i rahim ömrü uzatır. Mealindeki rivayet edilen hadis içinde aynı açıklamanın yapılması uygundur. Yani Allah kişinin vadesini belli bir zaman için belirlemesi bilahare sıla-i rahim yapması sebebiyle onu artırması bahis konusu olmadığı gibi ölümü temenni etmesi münasebetiyle belirlenip tespit edilen vadeyi kısaltması da söz konusu değildir. Yani Allah ezeli ilmi ile sıla-i rahim yapacağını bildiği için ömrünü öyle belirlemiştir. Şu kısımda ecelin değişmesi diye not alalım. Allah Teala geçmiş ezeli ilminde ölümü temenni etmeyeceklerini bilmiş ve vadelerini ona göre belirlemiştir. Hısım akraba ile ilişkileri sürdürmek ömrü uzatır mealindeki rivayet edilen hadis içinde aynı açıklama uygundur. Velen yetemennevhe ebeden bima kaddemet eydihim vallahu alimun biz zalimin. Ama kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden bunu hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden bunu hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Allah zalimleri bütün yönleriyle bilmektedir. Bunu hiçbir zaman istemeyeceklerdir. Bu beyanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin ispatına işaret vardır. Şöyle ki o aziz ve celil olan Allah'tan naklen bunu asla istemeyeceklerini haber vermiş ve dediği gibi gerçekleşmiştir. Bu husus onun sözü edilenle aleteyi Allah'tan aldığı vahiy ile bildiğini göstermektedir. Evet, günümüz için de aynı hiç ölmeyecek gibi dünya için çalışıyor Yahudiler. Bu beyanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin ispatı vardır. Şöyle ki o aziz ve celil olan Allah'tan naklen bunu asla istemeyeceklerini haber vermiş ve dediği gibi gerçekleşmiştir. Bu husus onun sözü edilenle aleteyi Allah'tan aldığı vahiy ile bildiğini göstermektedir. Elleriyle işledikleri günahlar yüzünden günahlar, isyan, Hz. Muhammed'i yalanlama ve kıskanma türünden. İsrailoğulları nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, işledikleri günahların ve bu sebeple Allah'tan gelecek ceza ve azabın farkında idi. Buna rağmen ahiret mutluluğunun kendilerine özgü olduğunu söylemeleri inadına güçlük çıkarma, yersiz ve isabetsiz düşünüp davranma olgularından kaynaklanmaktaydı. İşledikleri günahların ve bu sebeple Allah'tan gelecek ceza ve azabın farkındaydılar. Buna rağmen ahiret mutluluğunun kendilerine özgü olduğunu söylemeleri inadına güçlük çıkarma, yersiz ve isabetsiz düşünüp davranma olgularından kaynaklanmaktaydı. Bundan ötürüdür ki ölümü temenni etmemişlerdir. Allah zalimleri bütün yönleriyle bilmektedir. Ayetin bu kısmı sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. O, böylelerini korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir. Mealindeki beyanda olduğu gibi tehdit içermektedir. Şu mana da ihtimal dahilindedir. Zalimler bilmektedir. Onlara dünyada kesin delillerle yenilgiye ve zillete düşürür ve yalancılıklarını ortaya çıkarır. Ta ki kimse Allah'ın onları ne yapacaklarını bilmeden yarattığını sanmasın. Aksine o zalimleri ne yapacaklarını bilerek yaratmıştır. Zalimleri meydana getirmede kendisine yönelik bir faydanın bulunmadığı ve davranışlarının ona zarar getirmediğinin bilinmesi için yaratmıştır.